Yani keşke olmasaydı. Çünkü hiçbir kötü niyet yok. Büyük bir zafer kazanmış. Ve coşkuyla Melih böyle bir hareket yapıyor. Meri. Melih. Melih, özür dilerim. Estağfurullah. Zaten galiba. Yani, ama sonuçta UEFA'nın disiplin yönetmeliğinin 31'e 4 maddesi çok açık. Bravo. Diyor ki ırksal, dini, siyasi herhangi bir en önemlisi sembol siyasi ve simge. Mesaj simge taşıyamazsınız, mesaj veremezsiniz. Şimdi bu kural çiğnendi mi? Çiğnendi. Ha, çok doğru bir soru. Eğer başka ülkelerden başka futbolcular da bu kuralı çiğniyorlarsa ve sonrasında şikayet edilmelerine rağmen haklarında bir işlem yapılmıyorsa o zaman çok kirçikli bir tavır olur. O zaman UEFA çifte standartlı davranıyor diyebiliriz. Ama elimizde öyle bir veri var mı? Dediğim gibi ben hiç futbol literatürüne hakim değilim. Ama temel olarak kağıt üzerinde baktığımızda UEFA yönetmeliği çalıştırıyor. Siyasi, dini, başka ne vardı? Irksal. Peki çok affedersiniz, müstehcen tavrı, davranışlar buna girmiyor mu? Ya da el hareketler olsun, başka bir şey olsun. Yani ya şöyle. En azından bu maddede yok. Şimdi bakın şöyle. Yani futbol birleştirici olan, herhangi bir farklı ideolojinin mensubu olmanız, kimliğe sahip olmanız, o futboldaki coşkuyu yaşarken herhangi bir ayırıma, herhangi bir ötekileştirici hale neden olmaması lazım. Anladım. Yani şimdi velev ki sizin söylediğiniz işte de diyelim argo niteliğinde olan hareketler. Yani o hareketlerin belli bir ırka karşı yapılmış olma hali varsa, örneğin siyahilerin ne bileyim işte siyahileri tanımlayan ve onlara hakaret olacak şekilde Türkiye'de oldu kullanılan aslında. Emre Belezoğlu bu nedenle bir ceza çok aldı. Çok tartışma oldu Afrikalı siyahlar için söylediği bir söz yüzünden ceza aldı. Yani şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim ben de kendi adıma. Gerçekten dün müthiş bir demoralize olmuş durumumuz vardı. Kayseri'de yaşananlar, Madımak katliamının yıl dönümü. Bütün işte bunun içinde tekrar bizi bir araya getirecek bir şeye ihtiyaç vardı. Yani daha doğrusu Türkiye'de tekrar bir kaos mu başlıyor? Tekrar sokaklar karıştırılıyor mu? Provokasyonlar, şunlar, bunlar, bayrağımız indirildi derken inanılmaz bir şeydi. Yani sabah öğlen ve dün ondan önceki gece İnanılmaz bir şey yaşayan toplum birdenbire dün akşam hepimiz istisnasız söylüyorum. Yani ben işte Karadeniz'i de doğuyu da her şeyi de böyle biraz aynı anda yaşayabilen biri olarak Trabzon'da da çok mutlu oldular. Van'da, Ağrı'da, her yerde. Yani keşke bakın ben Melih'in son derece milli bir duyguyla bunu yaptığına inanıyorum. Zaten Avrupa'da yaşamış. Bizim içerideki tartışmalarımızı, siyasetin işte dünkü Sinan Ateş davasını falan. Bugün üçüncü yani, çok böyle takip etmiş biri de değil ki öyle bir kardeşimiz, evladımız. Ama keşke daha önceden en azından böyle durumlara karşı futbolcular uyarılsa. Neden? Şimdi Melih bunu yaptı. UEFA'nın bu konuda yapacağı soruşturma bir disiplin cezası getirir. Neden? Kural açık. Belki uyarılıyorlar, bilmiyoruz. Bence ya uyarılmış olsun. Yönetmelik vardır orada. Ya yönetmelik asılıdır. Belki vardır ama yani sanki bunu biliyor gibi bir hali yok. Yok tabii o sıra zaten bilse bile düşünmüyor yani. Ama şu da bir gerçek. Yani MHP ile özdeşleşmiş bir hareket bu. Aynı zamanda MHP ile özdeşleştiği gibi 80 dönemi sağ sol olayları vesaire yani sağcıların solculara karşı işte duvarlarına bir slogan yazıp ardında işaret olarak bu işareti koyduklarını biliyoruz. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de Bozkurt işaretinin siyasi olarak net bir karşısında duran onunla bir mücadelesi olan bir kesim var. Bir de Oral Bey'in dediğine katılır mısınız? Özellikle Almanya'da da çok Türkler yaşıyor. Onlar biliyor o işaretin ne olduğunu dedi. Ya şimdi Almanya dahil olmak üzere Avrupa'nın tamamındaki Türkler de acayip bir milli yani milliyetçilik duygusu çok yüksek. Ama Pınar Hanım yalnızca Bozkurt işareti bugün ne vardır solcuların işareti?
Zafer. Hayır, zafer işareti, evet. Bunu yapsa da aynı. İşte ben aynı tabii, tabii. Ama bunu çok kişi yapıyor. Yapmıyor mu? Tabii yani zafer işareti de sonuçta evet. Sol ama ve... Ama bu işareti yapan çok kişi var. Öyle mi? Ne zaman oldu? Eğer yok yok yani baktığımda... Ama maçlarda hiç ben yok. Maçlarda yapılıyor maçlarda sadece bir tane sıkıntı. Futbolcunun böyle bu bebek şeyi yaptığını biliyorum. Evet. Aa, orada bile uyarı aldığını biliyorum evet. O futbolcunun.